Şimdi ne buyuruyor? Bak, bize mesaj veriyor Rabbim. Niye ben bu Ebrehe ve ordusunu helak eyledim? Peşindeki hemen Kureyş suresine geçiyoruz. Hepimizin namaz sureleri diye tabir ettiğimiz sureler bunlar, değil mi? Elem taradan aşağısı namaz sureleri diye tabir olunur. Kur'an-ı Kerim'in neresinden okursan namaz suresidir de. Efendim, ama bizim böyle örfümüze bu şekilde geçmiş. Li ilafi Kureyş. Evet, ben bu Ebrehe ve ordusunu helak etmemin sebebi Kureyş'in, Mekke'nin ve etrafının rahatlığı, ülfeti, huzuru, emniyeti için yaptım diyor Allah. Evet. Li ilafi Kureyş. İlafihim rihleteşşitâi vessayif. Evet. Sayf yaz demek. Şita kış demek. Evet. Allah'ımız buyuruyor ki yaz ve kış, evet yaz ve kış, Kureyşliler gitsin Suriye'ye gitsin, Yemen'e gitsin, o zaman develer şimdi tırlar. Şimdi çıkın şuradan otobana, normal taksiden çok tır var. Ne işe yarıyor bu tırlar? Bugün hepimiz gidiyoruz markete, içecek alıyoruz, yiyecek alıyoruz, su alıyoruz, ekmek alıyoruz, bir sürü çamaşır deterjanı alıyoruz. Bu tırlar taşıyor, bu milyonlarca insan var. Kapaklı'nın, hocama sordum, 150 bin civarı diyor. Çerkezköy'ün 180 bin civarı. Yani 150 bin insan sabah öyle. Bunların çamaşırları yıkayacak. Bunların efendim elektriği, suyu. Yani insanlık birbirine böyle adeta hizmet ediyor. Şimdi Rabbül Alemin diyor ki yaz ve kış, bu ayette Kureyş demesi seni aldatmasın. Allah Kureyş diyecek, sen Kapaklı anlayacaksın. Allah Kureyş diyecek, sen Tekirdağ anlayacaksın. Allah Kureyş diyecek, sen İstanbul anlayacaksın. Bursa, İzmit, Adana, Hatay, Şırnak, Diyarbakır anlayacaksın. Bütün beldeler Allah'ın, sadece Mekke, Kureyş Allah'ın değil ki. Bütün her yer Allah'ın. Li ilafi Kureyş, ilafihim rihleteşşitâi vessayif. Niye böyle rahat etsinler diye yaptım. Kureyş ehli, bize gelecekse Kapaklı ehli, İstanbul ehli, Türkiye ehli, dünya ehli, Müslüman rahat etsin yazın, kışın, efendim gıdalarını taşısınlar, ticaretlerini yapsınlar, kervanlarını götürsünler, getirsinler. Böylece iaşelerini temin etsinler diye sizin başınızdan bu belaları, musibetleri, bu gavur ordularını bertaraf ettim, defurafı izal ettim diyor Allahu Teala. Evet. Peki ne bekliyor şimdi? Aynısını bize vermedi mi? Şu anda bizim Türkiye'mizde cennet ya. Cennet. Az önce tabii misafiriz. Sizler misafiri seversiniz. Bizim coğrafyanın insanları hep böyle, Anadolu insanı, Müslümanlar da bizim bir dinimizde, örfümüzde misafirlik çok kutsaldır yani. Misafirin kalbi çok kıldan incedir bizde. Biz öyle öğrendik. Haliyle Hoca Efendi Recai Hocam misafiriz diye sabahtan beri bize hürmet ediyor. Arabasıyla gezdiriyor. Hocam buraya kadar gelmişken şu gölün kenarına bir götüreyim dedi. Sizi böyle bir hava alın, bir yürüyüş yapalım falan, bir şeyler ikram edeyim size dedi. Allah'ım da ona ikram etsin dünyasını, ahiretini. Arkadaşım bu ne ya? Bu ne ya? Cennet ya. Yani cennet çok daha güzel de, anlaşılsın. Zaten Arapça cennet bahçe demek. O kadar güzel yerler var ki, bu sizin beldenizden bahsediyorum. Bilmiyorum, siz hani devamlı buradasınız diye acaba göremiyor musunuz yani, bilmiyorum da. Çünkü benim hocam öyle derdi. Emrullah, şu elini şöyle koy bakayım derdi. Koydum, görüyor musun? Görmüyorum. Niye görmüyorsun? Çok yakın, ondan görmüyorsun derdi. Tamam mı? Uzaklaştırınca görüyor. Şimdi bunu görmek lazım ya. Tabii ki Ahmet de bak oradaydı, Yusuf da oradaydı, İbrahim de oradaydı. Onlar da gördüler ya, ne kadar o göller, ağaçlar, Cenab-ı Hak, aman ya Rabbi, çimenlikler, kuşlar, hava. Ya etimiz mi yok? Efendim sebzemiz, meyvemiz mi yok? Havamız mı yok? Huzurumuz mu yok? Emniyetimiz mi yok? Ya Allah-u Teala, yaz kış böyle. Git oraya kışın git. Kışın başka güzeldir. Kar yağar, oralara yeşilin üstüne beyaz örtüyor Rabbul Alemin böyle. Gör güzelliği be kardeşim ya. Ama işte o güzelliği veren Allah'ı da görmek istiyor Allahu Teala. Yani beni diyor, bu güzelliği diyor ben verdim. Bu beni görün diyor ya. Hep yeşilliğe takılıyorsun. Beni görmüyorsun. Güneş mesela batıyordu az önce biz gelmeden önce. Aman ya Rabbi, o güneşin ışınları, böyle lazerleri ya, görsen insan bakmaya kıyamıyor ya. Ne kadar güzel ya. Ne istiyor Allahu Teala? Çok şey mi istiyor bizden işte? Ne diyor? Felyabudu Rabb hazel beyt.
Lilafi Kureyş. Sizin ülfetiniz için yaptım, huzurun için yaptım bunları. İlafim rihlete şitai ve yaz kış böyle rahat gidin gelin arabalarınızla gezin arabalarınızda klimalı yaptım diyor. Emniyet kemeriniz var, airbag'iniz var, otobanlar yaptım size diyor. Basın gidin şimdi o otobanlar olmasa sen nerede dayı, bizim arabalar gider mi o dağda bayırda çimenin üstünde kumun üstünde gider mi? Bir saatte geldik İstanbul'dan buraya arkadaşlarla bir saatte o yol sayesinde. Şimdi bütün bunları ben size yapıyorum. Ya Rabbi ne istiyorsun? Felyabudu. 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 Kulluk etsinler diyor Mevla. Felyabudu. Kulluk etsinler. Kullarıma söyle. Felyabudu. Kulluk etsinler. Kime? Rabbe hazel beyt. Şu beytin. O beyt dediğine Kabe-i Muazzama. Bu ayetler orada indi ya cemaat-i Müslüman. Allah hepimize tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin. Hiç gitmeyen kardeşlerimize acilen gitmeyi nasip etsin. Felyabudu Rabb hazel beyt. Evet, bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler diyor.